Ne olursan ol, gel. Ama Allah deyip ötesini bırakmak öyle vahim sonuçlar doğurdu ki tarih boyunca buna şartlanmış bir kişi duyduğu en masum ve en doğru sözleri bile bu anlamda yorumladı. Bunlardan birisi de Mevlana'nın ister Mecusi, ister Hristiyan, ister Yahudi ol, ne olursan ol, yine gel sözüdür. Bu sözü açıklarken de bak işte ne olursan ol, gel demiş Mevlana. Kişinin inancının bir önemi yok şeklinde açıkladı bir sürü kişi bunu. Yüreğin geniş olsun, öyle geniş olsun ki en ümitsiz kişiyle bile sen umut kaynağı ol, ışık ol. Sana bakan hayata bağlansın. Kimseyi inancından ya da düşüncelerinden dolayı hor görme. Fakat bunu onların düşüncelerini kabul etmek ve onaylamak anlamına getirme. Mevlana da bu anlamda bir hoşgörü ifadesi olarak böyle bir söz söylemiş. Buradan İslamiyet haricindeki inançların da kabul edilebileceği anlamı kesinlikle çıkmaz. Maalesef Allah da ötesini bırak anlayışı Allah inancı olan herkesin cennetlik olduğu gibi bir yanlış sonuca sebep oldu. Allah dedikten sonra ötesinin önemli olmadığı ve kişinin hangi dine inandığına bakılmayacağı gibi yanlış algılarla beyinler dolduruldu. Hatta ateizm ve dinsizlik de mücadele için semavi dine inananların birleşmesi gerektiği savunuldu. Hem de koca koca hocalar tarafından bunların yetiştirdiği kişiler de yine aynı yanlış düşünceyi kitlelere aktarmaya çalıştı. Kendi hocasının kitabından başka kitap okumayan kişiler bunun tam tersine ayetler olmasına rağmen çabucak kanıverdi bu yanlış görüşe. Çünkü başka kitaplar okuduğu kadar bir kere olsun Allah Kur'an'da insanlığa ne diyor? Bir baştan sona okuyayım deseydi doğruyu görecekti. Bir sohbet meclisinde otururken konu başka dine inanan kişilerin de inançlarının kabul edilip edilmeyeceğine geldi. Henüz çiçeği burnunda yeni atanmış bir imam olan arkadaş benim de desteğimi alacağını düşünerek Kur'an'da Hristiyanlar ya da Yahudiler cehenneme gidecek diye bir ayet yok. Allah inancı olan herkes cennete gidecek dedi. Bana dönerek de öyle bir ayet yok değil mi hocam dedi. Hocam ciddi olamazsın. Nasıl öyle bir ayet olmaz? Kim İslam'dan başka bir din ile gelirse ondan asla kabul edilmeyecek diye ayet var dedim. Yeni imam olmuş gencecik bu arkadaş şaşırmıştı. Çünkü kendi hocasının kitabından başka kitap okumamış ki. Beyinler öylesine doldurulmuş ki İslam'ın en temel inanç ilkesini bile bilmeyen, düşünemeyen, aklını başkasına emanet eden gençlik meydana gelmiş. Kim İslam'dan başka bir din ararsa bilsin ki o din ondan kabul edilmeyecek ve o ahirette hüsrana uğrayanlardan olacaktır. Ali İmran Suresi 85. Ayet. Bir insan hayatta her şey olabilir, asıl olan insan olabilmek ve insan kalabilmektir.